Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerini huzuruna olsun. Şıkırışımız, kanalımızda dıktanlar ekranımızı bulsun. Pompeo, Xitay bilen Amerika'nın tokunuş noktasının Tayvan meselesi hikayelikini bildirdi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay'a karşı ittifak tüzülgenlikini, Tayvan meselesinin Amerika bilen Xitay otursudaki tokunuş noktası hikayelikini bildirdi. Haberde kayıt kılınışça, Pompeo Tokyo'da Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan Taşkı İşler Ministerleri bilen tört taraf sökpüte ötküzgen. O, tört devlet ittifakının Xitay'ını çekleş üçün kurulgan küçük Şimali Atlantik Akti Teşkilatı hikayeliki, ya ki emestiki hakkıdaki sualga cevap verip, Trump hükümetinin Asiya'da bir qatar münasibet ornitişki başlığanlıqını. Bu arqılıq onlarının Xitay Kompartiyesi'ye karşı turalışını işqa aşırmaqçı işkallikini bildirdi. Pompeo, Hindistan'nın Xitay'a qaratqan hareketini, bulup mu Hindistan hükümetinin Xitay'dan mahsulat setivilişini toxtışı ve Xitay'nın əplerini çekilişini alahide əhval dəb süpətlidi. Pompeo muhbirğa bu devletler Amerika'nın bu köreştiki ittifaqdışı ve şiriki. Xitay yakından beri Tayvan'ga qaratqan tehditlerini küçeytti. Bu Tayvan halkının bihaterliki, amallıqı ve ularının erkenliki tehdit salmaqta diğerlerini bildirdi. Xitay'ni Amerika'nın mahbiyetliki bilen temelligen Singapurluq cezalandı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay'ni Amerika mahbiyetliki bilen temelligen Singapur puhrası Amerika Federasiya Sot Mahkemesi tarafından 14 aylık qamoq cezasına hüküm kılınğan. Haberde bildirilişçe, Singapurluq Jun Wiye asli Singapur Devletlik Üniversitesi'nin doktorant okuguchisi bulup, o bu yıl 7 ayda cinayetini ıqrar kılıp, özünün 2015 yılı Singapur Devletlik Üniversitesi'de okuvatkanda Xitay Ahbarat Organ tarafından casusluqqa qubul kılınğanlıqını itiraf kılgan. O 2015 yılından 2019 yılıgıcı bolğan arlıqta Xitay Ahbarat Organ'da işleyen. Bu jarayanda Amerika Armiyesi ve hükümet hizmetçileri hakkıdaki kımmetlik mahpi uçurlarına erişip, Xitay'ni bu hüccetler bilen teminleyen. Adliye Ministerliğinin haberine asaslanğanda o köp yıllardan buyan Xitay'ni herbi ayruplan türü Amerika'nın Afganistan'dan çekinişi hakkıdaki dokudatlar bilen teminleyen. O yana herhal ictimai alaqı tur beketlerden paydalanıp, Xitay ahbarat xadimleri tapşırgan vazifelerini orundugan. O özünü siyasi xatar analizcisi deb atıp elip, Xitay ve Şarkı-Canubi Asiya Elleri İttifakı'ğı əza devletlerini merkez kılıp, Şimali Amerika'nın Beijing, Tokyo ve Şarkı-Canubi Asiya bilen bulgan münasibet doğru kurup çıkan. 2018 yılı Meslehet Beriş Mülazimeti temilleydiğen saxtı şirket kurup, şirket namıda hizmet ilanı tarqatkan. Angliya hükümeti Uygurlarını xorlığan Xitay'a embargo yürgüzüşke çağırılmaqta. Angliyada Uygurlarını xorlığan Xitay dairlerge embargo yürgüzüş toğrusuzdaki bir çağırıqqa 145 000 adam imza koyup, hükümetinin milyonluğan Uygurunu lagırlarga kamışıqa karşı hareketke ötüşünü talep kılgan. İmza toplaş hareketini Angliyadaki Yahudi haberleri gizli kozgan. Məlum buluşça, Yahudi haberlerinin hareketine Angliya parlamentinin 152 nöper əzası imza koygan. Yahudi haberlerinin bu axtiki uçuruda toplanğan imzanın kilerepte Doğunun koçisidiki 10. numurluq Başministerlik Mahkemesi'ye tapşırıldığalıqı bildirilgen. İmza toplaş hareketi Angliyadaki her qaysi Yahudi təşkilatı ve sinagoglarının kollaşıq erişken. Yahudi haberlerinin imza toplaş mektubuda eğer hazır hareketke ötülmese, Hergiz kayıtlanmaydı degen vədinin quruq sözge aylındığanlıqı təkidlengen. Xəbərdə qeyd qılınışça, Angliya parlamenti 12. oktyabr Xitayının uyğurlarga tutqan muamilisi və embargo məsələsini münazir qılışını bekitgen. Əgər toplanğan 145 000 imza kilər həbdi Başministerlik Məhkəməsi'ye tapşırılsa, hükümet qanun boyunca onunğa cevap verirdigen. Angliya hükümeti uyğur məsələsində Xitayını kəskin tənqid qılıp kilibatqan bolsunmu, Lekin onun Xitay dairlerine karata konkret tedbir kullanışı talep kılınıp geldi. Pakistan TikTok app detaylarını çekleşine karar kıldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Pakistan Nazaret Organı ahlaksız mezmullar köp bulgallıqı sebeplik Xitay'nın sin hembehirleş app detaylı TikTok'ını çekleşine karar kılgan. 9. oktyabr Pakistan Devletlik Nazaret Başkoluş İdarısı'nın bildirişçe,
supuga mazmun nazoratchiligini kuchaytirib, ishlatuvchilarning axloqsiz mazmunlarni ziyorat qilishining oldini olish to'g'risida ko'p qatim yo'l-yo'riq berilgan. Pakistan telegraf idorasi raisi bu haqda munularni bildirdi. Bu supa nazorat qilib boshqarish nizomlariga to'liq amal qilmadi. Hukumat axloqsiz mazmunlarni tushirmaslik haqida ko'p vaqt berib ogohlantirish bergan bo'lsa-mu, biroq unumi bo'lmadi. Shuning uchun hukumat taraf Pokistonda TikTok apditalini cheklash to'g'risida yo'l-yo'riq tushirdi. Kishilik huquq tashkilotlari va xalqaro kechirim tashkiloti Pokistonning TikTokni cheklashini Pokistonni axloqsizlik qilmishiga qarashtirish nomida kishilarni to'g'ri erkin fikr bayon qilish huquqidan mahrum qildi deb ayiblagan. Xalqaro kechirim tashkiloti Twitterda bayonot e'lon qilib, Pokistonning TikTokni cheklashining orqa ko'rinishi bo'lsa, ba'zi ovozlarning televizorda cheklanishi, gazet stollarining yo'q qilinishi, tur bekatlarining taqilishi, televiziya e'lonlarining cheklanishi degan. Nuvati TikTok bexatarlik va maxfiyatlik masalasi sababidan dunyo miqyosida og'ir besimga duch kelmoqda. Hindistonda tur bexatarligi andissi sababidan TikTok va boshqa Xitoy shirkatlarining nechta o'nlagan app detalini cheklagan edi. Amerika hükümeti Uyghurlar uçuravatkan facianing xarakterini qandaq bekitdi. Sharq Turkistonda o'tgan yillardan buyon ma'lum bo'lishga boshlagan majburiy tug'ut cheklash tadbirlarining uzun yillardan buyon izchil davom qilayotganligi guvohchilarning bayonlari va tadqiqotchilarning izlanishlari orqasida ko'plab oshkora bo'lmoqda. Bulibmo Xitoy rejimining Uyghurlarning nufusini kontrol qilish uchun turli tibbiy vositalar orqali Uyghur ayollarini farzandlik bo'lolmaydigan qilib etishga urinishlari tufaylidan bir qism tadqiqotchilar Xitoy rejimi Uyg'urlarga qarata qirg'inchilik qilishga boshladi deb xulosa chiqardi. Bu yilning boshlari ma'lum bo'lgan Qoraqosh hujjatlaridagi zo'r bir qism Uyg'ur ayollarining pilanliq tug'utqa rioya qilmaganligi sababli lagerlarga qamalish ahvoli bo'lsa, bu holning allaqachon hukumatning siyosiy qatorida ijro bo'lishga o'tganligini ko'rsatdi. Washington shahridagi meros fondining tadqiqotchisi Olivia Enos dal mushu masalalarni ko'rgan holda Uyghurlar duch kelayotgan fojialar hamda Amerika va boshqa g'arb davlatlarining bu fojialarning xarakterini bekitishi haqida doklad tayyorlab chiqib, Amerika hukumatini bu vaqtdagi majburiyatini unutib qolmaslikka chaqirdi. Dokladda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qirg'inchilik jinoyatini cheklash va uni jazolash ahdinomasi yana bir qitim aslab o'tilgan bo'lib, uningdagi moddalar Uyghurlarning hozirgi realligiga butunlay uyg'un keladigan. Shuni bu mandan olganda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan Amerika hukumatining bu reallikni qilchi ikkilanmasdan qirg'inchilik deb atishi butunlay muvofiq ekan. U bu haqda so'z bo'lganda mundoq deydi. Hozir bu qabohatlik siyosatlarining dardini eng og'ir darajada tortibotganlar Uyg'ur ayollari va go'daklari. Shundoqla texi tug'ilmaylar bu dunyodan xo'shlashayotgan bovoqlar bo'lyapti. Biz qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning ta'birlariga qaraydigan bo'lsak, Xitoydagi bu Uyg'ur ayollarining dal mushu xil qirg'inchilik va zulmga giriftar bo'lyotganligini Bekmo aşkari körüp alalaymız. Şunu men Uyghur ayollarının derdi hazır otturgı çıkıvatkan kırgınçılık ve zulüm hakkıdaki muhakemelerinin dikkatini özüge tartışırken dep oyludum. Çünkü biz kırgınçılıkların tabirini köp kıtım anlığan bolsak, emde bunun emeliyetini körüp atımız. Çünkü Birleşken Milletler Teşkilatı'nın kırgınçılık hakkıdaki tabiri de inik kılıp, malum bir grupini gerezlik halde pütülley, ya ki kısmen halde yok kılış kılmışı kırgınçılık buludu dep inik bekitilgen. Bu yerdagi guruhni atalg'usi bo'lsa milliy tarkib, dini e'tiqod, irqiy alohidalik yoki siyosiy ko'zqarash qatorliklar asosida shakllangan ma'lum to'pqa mansub bo'lgan kishilarni ko'rsatdi. Dokumentda ko'rsatilishicha qirg'inchilik deganda kishilarning ko'z oldiga har qachon g'oyat zo'r ko'lam olgan jismoniy qirg'inchilik manzarasi keladi ekan. Halbuki navbatda Sharq Turkistonda ijro bo'layotgan qirg'inchilikning xarakteriga qaraydigan bo'lsak, Nöbette Xitay Kompartiyasının bu kırgınçılıkını Uyghurlardaki nüfusunun köpeyişini mecburi yusunda çekleş şeklinde devam kılıvat kallıkını. Bu yarayanda sansızlıgan ayarlarının hamilesini mecburi çürüvetiş kılmış edin başka, Uyghur ayarlarının karşılıklı karımasının tibbi vasıtlarını olarak mecburi kullanış arkalık Uyghurlarının nüfusunu kontrol kılışının umum yüzlük mevcutlığını körü valgılı bulduken. Dokladning oxirida Amerika tashqi ishlar ministrining mushxildagi zulmning xarakterini bekitish huquqi borligini ko'rsatib o'tish bilan birga Uyg'urlar duch kelayotgan fojia haqidami buning qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat ekanligi haqida tezroq bir rasmiy ta'birni o'tirg'o qo'yish talab qilingan. Uning bildirishicha agar Amerika tashqi ishlar ministri bundoq bir qaror chiqarishni rad qilsa, Amerika davlat majlisining tashqi ishlar ministrini bu haqda qaror elishga majburlash huquqi bo'ladi ekan.
Dokulat yana Sharq Turkistondagi zulmga sherik bir qator Xitoy amaldorlariga jazo berish bilan birga Amerika hukumatining Uyg'urlarga oldin o'ylishilgan 2-chi turkumdagi musafirlar degan salohiyatni berishi. Chunki Uyg'urlar uchrayotgan fojialarning o'zila barliq Uyg'urni avtomatik holda musafir qochqinlarga aylantirib qo'yganligini. Shu sababdan Amerika tuprog'ida yoki dunyoning boshqa joylarida yashayotgan Uyg'urlarning bevosita musafirligi qabul qilinishi lozimligi alohida ta'kidlangan. Türkiye'de siyasi partiya raisleri Uyghurlar haqida hükümetke besim kılmaqda. Türkiye'nin en çok öktüçü partiyalardan biri bolgan Cumhuriyet Halk Partisi raisi Kemal Kılıçdaroğlu 8. Oktyabr günü muhbirlarga bayanat berip, Xitayning Uyghur halkıge elip beriyatqan zulüm siyasetini qabul qılgılı bolmaydıganlığını ta'kidlash bilen birge, Türkiye hükümeti bilen onun qolluqçısı Milletçi Hareket Partisi'ni Uyghurlarga ege çıkışqa çağırdı. Kılıçdaroğlu Türkiye'de yeni kurulgan Demokratiya ve İlgirlash Partisi'ye elip bargan ziyaretinden keyin iki partiya rehberi ahbarat elan kılışığını uyuşturup muhbirlarının suallarına cevap verdi. Şu esnada bir muhbirinin Birleşken Milletler Teşkilatı'daki 39 devlet Uyghurlar doğrusu'daki teklif kıytı'ya kol koyuptu. Türkiye kol koymaptı. Bununla kanda karaysız diyen sualıga Cumhuriyet Halk Partisi reisi Kemal Kılıçdaroğlu mundaq cevap verdi. Uyghurlarga elip beriyatkan zulümünü herkes kubul kılmaymız. Türkiye bu meseleyi köngül bölüşü kerek. Bulup mu Milletçi Hareket Partisi şiriki devlet prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın kol koyuşu üçün çakır kılışı kerek. Milletçi Hareket Partisi eğer bütün dünyadaki Türk halklarının hak ve hukukunu koğdaymandaydıken bunu kılışı kerek. Öz növeti de Türkiye'de ilgili Taşkı İşler Ministeri ve Maliye Ministeri bulup vazife ötügen ve yeni kurulgan Demokratiya ve İlgirlash Partisi reisi Ali Babacan mu hükümetinin asasi kanun mahkemesinin başlığı bilen eşişinin ornuğa Uyghur Türkleri yaşayatkan kişilik hukuk defsendicilikleri köngül bülüşü gereklikini. Uyghurlarının ehvalini bütün dünyanın bildiği kallıqını bildirip, hükümetinin sükutlu gelişini biraz tekşürüp bir kışınlarını tavsiye kılmen digerlerini bildirdi. Uygur halkına yapılan zulmü asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin bu konuda duyarlı olması lazım. Ama madem bu soruyu sordunuz, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erdoğan'a çağrı yapması lazım. Bu anlaşmanın altına imza at diye. Eğer kendisi gerçekten de bütün dünyadaki Türklerin hakkını koruma gibi bir işlev yüklenmişse. Bugün işte Uygur Türklerinin yaşadıkları insan hakları ihlalleri bütün dünya biliyor. Ama bugünkü hükümet niye hiç konuşmuyor? O konu niye gündemlerinde değil? Bunu özellikle bir incelemenizi, sorgulamanızı ben tavsiye ederim medya mensupları olarak. O'xshash vaqtda 8. oktyabr kuni İYİ Partiyasining muavin raisi Ahmet Kamil Erozan efendi Türkiye parlamentida nutq so'zlab Uyg'ur masalasi to'g'risida alohida to'xtaldi. U so'zda Xitoy doiralari masjidlarga dinni xitoylashtirishga ovoz qo'shinglar degan lozunkalarni esib, islom dinini xitoylashtirishga tirishyapti. Tinchlik degan ma'noni ifodalaydigan muqaddas dinimizga chiqilishga hech kimning haddi yo'q. Xitoyning bu siyosati Sharq Turkistonga muqimlik olib kelmasdan qo'rqinchli vahima paydo qildi. Xitoyning boshqa millatlarni kamsitadigan bundoq irqiy siyosati butun dunyoda andisha paydo qilmoqda. Xitoyning diniy masalalarda kishilarga bexatarlik jihatidan qaramay, xalqning diniy va madaniy ehtiyojlarini qondiradigan siyosatlarni olib berishni tavsiya qilamiz deganlarni bildirdi. U so'z yana Xitoyning bu siyosatining inson qalbidan chiqqanligini, Turkiya hukumatining buningga pozitsiya bildirishi kerakligini ta'kidlagan ekan, Uyg'urlar haqidagi yana bir qancha masala to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Sharq Turkiston masalasi bulardan iboratla emas. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, Birlashgan Millatlar Tashkilotida 39 davlat bir bayonot e'lon qildi. Bu bayonotda Xitoy Sharq Turkistondagi besim siyosatini oxirlashtirsin, ikkinchisi u yerda tekshirish elib berishga yo'l qo'yilsin deyilgan. 39 davlat buningga qo'l qo'yibdi. Ikki qitim o'qidim, Turkiyani topolmadim. Men Turkiya hukumatidan yana bir qitim so'ramoqchiman. Nima uchun Turkiya kishilik huquqi to'g'risidagi bundoq bir xatga qo'l qo'yolmaydi? Bazı mutaxassislar Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bundaq besimler astıda yakın kelgüsüde Uyghur meselesindeki sükutunu buzışı mümkünlikini ilgiri sürüşmekte. Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi camilere astığı dini Çinileştirme çalışmalarına aktif destek verelim panolarıyla İslam'ı Çinileştirme çabası içine girmiştir. Anlamı barış olan yüce dinimizi Çinileştirme bahanesiyle yanlış ve çarpık yaklaşımlara konu etmek hiç kimsenin haddi değildir. Bu yaklaşıma temel teşkil eden zihniyetin
Doğu Türkistan'daki sorunlara çözüm getirmekten ziyade vahim sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum. İslam dinini sözde Çinileştirme bahaneleriyle Çin İslamı gibi kavramlar ortaya atarak disiplin altına alabileceğini zannetmek, insani ve hukuki mülazaların aksine hareket etmek anlamına gelmektedir. Kırgızistan'da yüz bergen vakalar dünyanın dikkatini kozgumakta. Kırgızistan'da yüz berivatkan vakalarının dünyanın her kaysi amevi akbarat vasıtları yortuvatkan asasi ve kızıkarlık temalarının birige aylanğanlığı malum. Mezkur haberlerde otturgu koyulışça memlekette parlament Ali Kengişinin saylımı ötüp, onun yekküllerine narazı bolgan birneçi partiyeler taraftarları paytaxt Bişkek şehirde amevi namayışı ötküzüp, saylam neticesini kat'i kubul kılmaydıganlığını bildirişken. Neticede namayışçılar ve sakçılar oturusu tokunuş yüz verip vaziyet tehamı keskileşip ketken. Kırgızistan Ru Agentliği'de elan kılınan Vladimir Vorsobin'nin 3. Kırgız İnkılabı Cumhuriyet nimi üçün isyan götürdü. Bu kimgi paydılık ve bunun dinkin nimini kütüşkü bulduğu namlık makalesi görüntüleşçe amevi karşılıklar parlament sayılımının neticelerini elan kılgan dikin başlanan iken. Saylamda Kırgızistan Prezidenti Sorunbay Jeenbekov taraftarı bolgan iki partiye, yani Berimedek ve Mekenim Kırgızistan partiyeleri köpçelik avazga ilgi bolgan. Bu kalgan 11 partiye vekillerinin narazılık namayışı çıkışı sebep bolgan. Neticede sakçılar namayışçılara karşı rezinkilik oklarını közden yaş akkızdıgan gaz ve başkalarını işletken. Namayışçılar hükümet öyüge ot kuvvetip Devlet Milli Bihaterlik Komitesi'nin binasını besip olgan. Bunun akıbetinde devlet mülkiye ağır ziyan yetkizilgen. Tokunuş akıbetinde 590 adam yardar bulup bir adam ölgen. Haberlerde bildirilmişçe narazılık hareketlerinin avj alışığa Xitay virüsü münasebeti bilen ahalinin işsiz kalışı, memlekette avj alıyatkan haddidin aşkan parahorluk hem bununla prezident yakınlarının çetişlik buluşu sebep bulgan iken. Pergana Ru Agentliği'de elan kılınan Kırgızistan'da uygunlaştırış kengaşlarının sani bir sotkinin içinde birden üçkü köpeydi namlık makalede eğitilişe 7. Oktyabr'da memlekette 3 uygunlaştırış kengişinin kurulganlığı resmi ilan kılıngan iken. Bu 11 partiyadan kurulgan kengiş, halık uygunlaştırış kengişi ve puhralar aktiflerinin uygunlaştırış kengişken. Haberlerde malum buluşça, mezkur uygunlaştırış kengişleri birlik ikilenmey, her kaysi hükümet lavazımlarına öz namzatlarını körsetmekteyken. Merkezi Asya Akbarat Agentliği'de berilgen Bişkek ağdırılgan Prezident Jeenbekov Perman bilen Boronov'nun koglanan hükümetini istifaga evetin namlık makalede eğitilişçe Jeenbekov hükümet ve başministerinin istifasını imzalagan bulup mezkur hüccette ministerler kabinetinin yeni terkibi şekillenigüçe başministerinin orun basari ve minister vazifelerini ilgiligerlerinin hükümet azaları vazifelerini orunlaşını devam kıldıganlığı eğitilgan. Amerika İran'ın 18 bankasını embargo yürgüzüldüğünler tizimlikke kirgüzdü. Amerika Hazine İşleri Ministerliği çet elliklerinin mal mülüklerini kontrol kılış işhanesi İran'ın 18 bankasının embargo yürgüzüldüğünler tizimlikke kirgüzülgenlikini bildirdi. Amerika Koşma Ştatları Hazine İşleri Ministerliği çet elliklerinin mal mülüklerini kontrol kılış işhanesi tarafından bu hafta elan kılınan bayanatta eskertilişçe Hazine İşleri Ministeri Steven Mnuchin şundaq karar çıkarılışının sebebinin İran'ın Amerika dolarına kanunsuz halde erişişini toxtutuş vədisini əks etdirdiganlığını təkidləb mundaq degen. Bizning embargo programmalarımız taki İran terrorluq faaliyetlerine yardım berişini toxtatqanğa ve yadro programmalarını axırlaşdırğanğa qadar devamlaşıdı. İran Taşqı İşlər Ministeri Muhammed Cevad Zarif bolsa, amevi ortaqlaşış torbeti Twitter sahibisinde bu vaqtı elan qılğan bayanatıda Amerika Koşma Ştatlarının İran bankalarına embargo yürgüzüşüge narazılık bildirip mundaq dedi. Amerika hakimiyeti embargo yürgüzüşünü kararlaştırgan bankalar İran'ın yemek içmek ve doğru sodası işiltilmekte. Amerika hükümeti Xitay virüsü mezgilide yemek içmek ve doğru karizlerini töyleş üçün işiltivatkan kanallarımızını veyran kılmakçı buluvatıdı. İranlıklar bu ahırkı zulümdümü kutuludu. Bir halıkını acarcılıkla mahkum kılıştın ibaret suikastlik plan İnsaniyetke karşı cinayettir. Pulumuzu tosalgı şekillendirvatkan cinayetçiler ve bununla yol koyguşlar adalet bilen yüzleşidi.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkası ki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.